Evet bu dersimizde de geçişi tek satırda kısa yoldan nasıl yazabiliriz onu öğreneceğiz. E, gittikçe büyüyen bir yapıya erişiyor. İlerleyen derslerde de e, Transform 2D ve 3D Transform ve animasyon derslerimiz eklenecek. Ve burada işte özellikler artacak, e, zamanlamalar vereceğiz, şey yapacağız. E, bir geçişi e, 4-5 satırda yazmaktansa tek satırda yazmak daha kolay e, gelir her zaman insana. Bunun da kısa yolu. Ee, şu şekilde yine ilk derste ilk dersimizde gördüğümüz gibi bir transition yazıp burada işte width height değerleriyle oynamıştık. Ee, bu en kısa yoluydu. Bunun özellikleri var. Bundan bahsedelim. Mesela şu anda e, ilk başta yaptığımız gibi hemen width'ten e, devam edelim. Ya da height tanımlı height'ten devam edelim. Height dedim. İlk değerimiz property değeri yani az önce özellikleri bir ön, önceki derslerde görmüş olduğumuz e, property duration ve delay özelliklerini burada tek tek yan yana yazarak bunları e, hiç alt alta yazmadan tek satırda e, tamamlayabiliyoruz. E, hemen bunun dört tane e, özellik alabiliyor yani dört tane değer alabiliyor ilk özelliği height şey height diyorum property yani geçişi hangi özellikte yapmak istiyorsanız onu belirtiyorsunuz yani property özelliğini karşılayan ilk değer ikincisi ne kadar zamanda olacak bu yani duration özelliğini karşılayan değer ikinci değer üçüncüsü timing function yani hangi geçiş özelliğini vermek istiyorsanız mesela gördüğümüz ease ya da işte eğerse in ya da out gibi e, özellikler mevcut. Şöyle yaparsak gördüğünüz gibi e, o şekilde devam edecek. Mesela 2 saniye dedim ben buna 1 saniye dersem artık 1 saniyede oluşmuş olacak. Peki bir de gecikme eklemek istiyorsan mesela yarım saniyede 0.5 saniyede beklesin ondan sonra çalışsın diyorsan ben eğer ya da milisaniye cinsinden de bu ikisi için e, değerler vererek e, bu şekilde yapabilirsiniz e, yapı Aslında bu kadar basit yani 4 satır yazıyorduk artık tek satır yazabiliyoruz e, bunu neden yapıyoruz Çünkü dediğim gibi proje ilerledikçe yani yapacağımız örnekler olacak ileride yapacağımız birçok proje olacak e, ya da siz bunu öğrendikten sonra projelerinizde uygulamak isteyebilirsiniz Atıyorum başlıklarda, alt başlıklarda, resimlerinizde, arka plan resimlerinde sürekli alt alta bunları tanımlamak yerine bu şekilde alıştığınız zaman e, tek satırlık bir şey kodda hemen e, geçişi ya da yapacağımız an, yapacağımız animasyonları bu şekilde kullanarak sizler de hemen hızlıca oluşturabilirsiniz. E, yapı bu kadar. E, bir sonraki derste devam edeceğiz. Görüşmek üzere.